Pratik çalışma serimizin yeni bir bölümünde genç ve kadınlara ulaşmakta zorlanan bir kardeşimizin isteğini yanıtlayacağız. Instagram'dan ulaştı bize. Detaylı olarak durumunu yazmış. Ben biraz kısalt Kadınlara ulaşmakta zorlanan bu kardeşimiz, genç kardeşimiz henüz daha 18 yaşında. Bakalım Kızıl Sırları olarak, Cem Hocası olarak faydalı olabileceğiz mi? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşıp bu arada bu kardeşimize özellikle yardımcı olabileceğini düşündüğünüz teknik ve taktikleri tahmin ettiğiniz üzere konu bu sefer kadına ulaşamayan, ulaşmakta zorlanan bir kardeşimize yardımcı olmaya çalışacağız. Teknik ve taktik teknikleri benim ötemde faydası olabilecek görüşlerinizi videonun altına yorum olarak bırakmanızı rica edeceğim. Başlayalım. Hocam merhabalar. Ben 18 yaşında üniversite sınavına hazırlanan, mühendislik okumak isteyen Anadolu'da küçük bir kasabada yaşayan bir gencim. Bulunduğum ilçede pek fazla kızlarla konuşma şansımız olmuyor. Dış görünüşüm sayesinde lisedeyken okulun en güzel kızlarıyla flörteştim ama hepsinin sonu kötü bitti. Pandemiden sonra insan ilişkilerinde epey bir gerileme oldu. Bu olaylardan sonra daha da özgüvensizleştim ve en son dün beğendiğim bir kıza, Selam yazdım. Görüldü attı ama cevap vermedi. Dış görünüşüm sayesinde flörtleştiğim kızlara ise onlara muhtaçmışım gibi davranıp gözümde yücelttiğim için devamını getiremedim. Nasıl davranmam gerektiğini biliyorum ama uygulayamıyorum. Kafamı çok takmaya başladım. En ufak bir şeyde özgüvenim kırılıyor. Daha maskülen bir erkek olmak için de spor salonuna gidiyorum. Şimdi de dövüş sporlarına başladım ama içimde bir taraf hep zayıfmışım gibi hissediyor ve cesaret edemiyorum, risk alamıyorum. Yaklaşık dört yıl önce gırtlak kanseri atlattım. Ondan sonra boyum uzadı, serpildim. Okullar açıldığında okuldaki kızlar iltifat etmeye başladı. Sonra ilk haftalarda okulun en güzel kızlarından biriyle tanıştım. Birlikte bilardo falan oynadık. Birkaç hafta devam etti ve kız bir buçuk yıllık sevgilimden yeni ayrıldım dedi ve arkadaş olarak takılalım dedi. Diğer ilişkiler de hep böyle. Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Şimdi güzel kardeşim küçük bir kasabada yaşadığını düşünüyorsun. Sana kötü bir haberim var. Maalesef küçük kasabada yaşamak senin için bir dezavantaj. Üniversiteyi büyük bir şehirde mühendis olarak okumak istiyorum diyorsun. Akıllı ve mantıklı bir tercih büyük şehire geçmek. Çünkü maalesef önce normal konvansiyonel medyanın pompalaması daha sonra da sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşıp herkesin elinde cep telefonlarıyla her şeye ulaşabilmesi maalesef cinsel piyasayı, cinsel pazarı bozdu. Nasıl bozdu? Hep anlatıyorum. Kadının içgüdüsü hipergami en güçlü istiyor. Her zaman ulaşabileceği en iyi erkeği istiyor. Gördüğü erkekler ulaşabileceğini düşündüğü erkekler arasından en iyisini seçmeye çalışıyor. Maalesef kadınlar da sosyal medya ve sosyal medyada YouTube olsun, Instagram, TikTok olsun, farklı medya platformları olsun gördükleri bir yanılsama, bir illüzyon yaratıyor. Ve o medyada gördüğü işte topçulara, mankenlere, iş adamlarına herkese ulaşabileceğini zannediyor. E, herkese ulaşabileceğini zannediyor zannettiği için eskiden bir zamanlar bir kasabada yaşayan bir delikanlı olarak sadece o kasabadaki erkeklerle rekabet ediyorken maalesef şu anda bütün Türkiye ile ve hatta bazılarında bütün dünya ile rekabet etmek mecburiyetinde kalıyorsun. O zaman her zamankine göre işin daha zor. İki, kendini geliştirmen lazım. Kendine odaklanman lazım. Bak burada diyorsun ki flört ettiğim kadınlara yüceltiyorum, muhtaçlığımı gösteriyorum. Arkadaş defalarca program yaptım. Yani cinsel disiplininiz olsun. Muhtaç olmayın. Muhtaçlığınızı belli etmeyin. Kadını yüceltmeyin. Kadını yücelten kadını kaybeder diye. Bu videoları tekrar izle. Yani kadını yücelten kadını kaybeder. Senin kendi yüceliğine çalışıyor olman lazım. Yani amaçlarının olması lazım. inançlarının değerlerinin olması lazım. Artı bak erkeği oluşturan omurga ve taşaktır diye bir program çektim. Onu sadece izleme otur ders çalışıyormuş gibi not al yani hayatının felsefesi olsun hayatının tarzı olsun. Bu omurgaya sahip olduktan sonra bir de taşaklara sahip olman lazım. Yani o amaçları, inançları ve değerleri koruyabilecek, ayakta durabilecek cesaretinin olması lazım. Dik durabilecek. Şimdi burada cesaretinin kırıldığını yazıyorsun. Cesaretin bir kere kırılmayacak. Neden kırılmayacak? Burada senin fark ettiğin ve senin cesaretini kıran, moralini bozan şey değerini henüz alamamış olmaktan kaynaklı sıkıntıların var. Kitabımda yazdım. Programlarımda söylüyorum. Biz erkek olarak değerlerimizi çalışarak kazanırız. Fakir doğarız, okuruz, çalışırız, didiniriz, yaratırız ve değerimizi böyle elde ederiz. Ve bu sayede kadınlara da ulaşırız karizmaya da ulaşırız, otoriteye de ulaşırız, liderliğe de ulaşırız ve bizim hayat amacımız budur. Sıfır duarız. Ben dahil olmak üzere hepimiz sıfır duarız. Doğuştan alfa diye bir kavram yoktur. Hepsi kazanılan kavramlardır. Kadınlarsa bizim tam aksimize zengin doğarlar ve o zenginliğini yani güzellikleriyle ve doğurganlıklarıyla gelirler. O zenginliklerini kaybetmemeye çalışırlar. Henüz daha hayatının çok başındasın. Daha kazanacağın çok değer var. Kazanacağın daha çok şey var. Kendini geliştirmen lazım. Amaçlarına odaklanman lazım. Yatırım yapman lazım. Ve kadını yüceltmek yerine kendi yüceliğine çalışman lazım. Kendini yüceltmek yanlış olur. Çünkü kendini yücelt dediğim zaman arkadaşlar yanlış anlıyor. Hadsiz ve haksız yere böyle oturup da ben şuyum ben buyum diye dolaşma. Ama kendi yüceliğine çalışmak şudur. Kendine değer katmaya çalış. Ve o kattığın değerler sayesinde yüce ve yüceltilen bir erkek olman lazım ki ne kadınlarla bir sorun yaşa ne ailenle yaşa ne hayatla, işle, kariyerle yaşa. O yüzden her şeyi bırakıyorsun önce kendi yüceliğine çalışıyorsun. Kadınlara ulaşmak için sihirli bir formül yok kardeşim. Yani sana bir takım programlarda reçete olarak işte 3 adımda öğreteceğim şeylerle 5 hareketi yaparak 20 kadın tavla gibi gerek yerli olsun gerek yabancı olsun bir sürü arkadaş saçma sapan zırvalıyor. Böyle bir formülü olsaydı o formülü çoktan satar zengin ederdik. Bak bu kadın erkek arasında oynanan bir oyun var. Kedi fare oyunu gibi, tavşan kaç tazı tut oyunu gibi bu oyunun kuralları sürekli değişiyor. Artı bu oyun oynadığın kurallar yani gelip de örnek veriyorum bir Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir yerde, büyük şehirde, üniversite ortamında o oyunun kuralları farklıdır. Aynı şehirlerde, varoşlarda farklıdır. Aynı şehirlerde zengin semtlerinde, Nişantaşı, Alsancak, Çay Yolu, Çankaya gibi semtlerde oyunun kuralları farklıdır. Fakir semtlerde yani Mamak, Bağcılar, Tepe bu semtlerde bu oyunun kuralları farklıdır. da senin bulunduğun kasaba gibi kasabalarda oyunun kuralları farklıdır. Yapman gerekenler daha orta halli şehirlerde oyunun kuralları çok farklıdır güzel kardeşim. O yüzden sana sihirli bir formül satmaya çalışanları çok dinleme. Çünkü böyle bir sihirli formül yok. Bunu ne ben verebilirim sana ne başka birisi verebilir. Ama işin bir mantığı var. Yani bu mantık nedir? Bak en temelinde kadının hipergamisini bileceksin. Kadın hipergamisini bildiği zaman kadının en güçlüye, bulabildiği en iyiye koştuğunu ve onu seçmeye çalıştığını bileceksin. 2. Kadının manipülasyonlarını bileceksin. Kadının ruhundadır manipülasyon yapmak. Yani sana pazarladıkları değerlere, sana söylenen yalanlara inanmayacaksın. Bunun dışında oyununu iyi yapacaksın. Yani oyun ne dedik? Sosyal iletişim becerilerini geliştirmek. İletişimin kuvvetli olması. Bu arada bu oyunu hani çok çok farklı ortamına göre değişir, insanına göre değişir. karşıdaki kadının eğitim eğitimine göre değişir. Değişebilir ama sonuçta o oyunu oynaman lazım. Çünkü psikiyatr Erik Bern'in dediği gibi hayat bir oyundur. Bizim rollerimiz var ve hayat oyunlarla doludur. Bir tek kadın erkek oyunları değil oyunlar her yerdedir. Ve sen bu oyunu oynamayı iyi becereceksin. Oyunu oynamayı öğreneceksin. Oyunun şu anda sana düşen parçası şu. Arkadaş bir kendine yatırım yapmak. iki denemek. Cesaretim kırılıyor demişsin. İşte flörtleşme vesaire şu bu oluyor. Ama işte ee, ghosting yapmış, mesajını okumuş, cevap vermemiş. E ilgilenmemiş kadın olabilir yani bunda cesareti kırılacak bir şey yok. İl yaş ilerledikçe bunlar azalıyor ama özellikle ilk yaşlarda bu bir sosyal kaygı, bir reddedilme kaygısı erkeklerde ağır bir kaygıdır. Ve bizim doğuştan gelen atlatmaya çalıştığımız bir kaygıdır. Ve zamanla atlatmayı öğrenmemiz gereken bir kaygıdır. Bak senin yaşlarını hatırlıyorum ben daha öncesine ve bir süre yani o 18 19 20 ile gelene kadar falan. Ya bir kadına bir hamle yaparken elimiz ayağımız titriyordu. Yani bildiğin terliyordum ne diyeceğimi bilemiyorum şöyle enseden ağrı bir şey geliyor kalp güt 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 atıyor hare terliyorum. Acayip acayip tepkiler veriyorum. Bunları verirken gülüş duruma düştüğüm oldu mu? Evet oldu. Güldüler eğlendiler mi? En yakın arkadaşlarım eğlendi. Acımadılar. Ha bu arada en yakın arkadaşlarımla ben de eğlendim mi? Evet eğlendim ben de onlara acımadım. Daha Geçtim. ama bu iş böyle öğreniliyor. Bakın siz piyasada görüyorsunuz böyle fırlama, peach, playboy tipler var etrafınızda. En çok reddi kim alıyor biliyor musunuz? Kadınlardan en çok reddi o sizin playboy dediğiniz her önüne gelenle yattığını düşündüğünüz adamlar en çok kadınlardan reddi alıyor ve umursamıyor. Bak burada hikaye olarak demişsin işte kızla tanışmışsın, mesaj atmışsın, mesajına cevap vermemiş. E yani ne oldu? Hükümet mi karıştı? Kapına polis mi dayandı? Sana para cezası mı kestiler? Yoksa toplum içinde seni çıkartıp aşağıladılar mı? Hep beraber kahkahayla güldüler mi? Ya da katrana batırıp ondan sonra tavuk tüyüne bulayıp seni kasabanın dışına mı attılar? Ne oldu? Yani bir tanesi reddedecek, iki tanesi reddedecek, üç tanesi reddedecek ve sen akıllı bir adam olarak, kafanı çalıştıracak bir adam olarak bu reddlerin neden olduğunu düşüneceksin. Bu kadın neden sana red verdi, neden seni engelledi ya da niye sana cevap vermedi, niye seninle etkileşimde bulunmadı bunu düşüneceksin ve bir sonraki hamlende orada gördüğün hatayı tekrarlamayacaksın. Yani bu işin çok basit bir dinamiği var. Deneme yanılma yöntemi deneyeceksin yanılacaksın sonra tekrar deneyeceksin yanılacaksın bir tane hilesi var aynı kadına denemeyeceksin. Hayır demek hayır demektir güzel kardeşim hayır dedi mi? dedi. Okey, bitti. Yani hiç kimse seninle dalga geçenler bile bak memlekette ne rezillikler oluyor. Unutulmayan şey yok. Ne olacak sen gülünç duruma düşsen, insanlar gülse, eğlense, dalga geçse neye yarar? Yazdıklarından anladığım kadarıyla okey, tanışıyorsun, flört ediyorsun, mesajlaşıyorsun. Şimdi yaş itibariyle normal. Ben mesela kendi adıma çok mesajlaşan, hatta hiç mesajlaşan bir adam değilim. Çünkü işim gücüm var, benim vaktim yok. Öyle mesajla şunda, bunda kimseyle bir flört etmeye, fingirleşmeye. Hani doğrudan artık bizim pozisyonumuzdaki insanlar biz doğrudan şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Hadi şöyle yapalım diye daha baskın olabiliyorlar. Tamam. O mesajlaşma veya ilk flört seviyesinde bir sonraki adıma geçmek için niye bekliyorsun? Bak işte lisenin en güzel kızıyla flört ettim. Bilardo oynamaya gittik, şunu yaptık, bunu yaptık. E sonra yani e kız senden bir hamle gelmemiş. İşte sevgilimden yeni ayrıldım, bilmem ne. Seni arkadaş olarak düşünüyorum demiş. Bakmış eli yüzü düzgün elle tutulur bir adam ee, yani bir şans vereyim buna demiş. Ee, sen gidip de o şansı değerlendirip de atılım yapıp hamle yapamadıysan e kadın sen de tabii arkadaş olmak isteyecek ne istesin çünkü kadın güçlüyü arıyor e sen korkunu belli ediyorsun hamle yapamıyorsan kadından ne istediğini söyleyemiyorsan söylemek de hatalı ama belli edemiyorsan diyelim ve gidip bir kaplan gibi pençeni atıp avını parçalayamıyorsan e ne iş olur çocuğum o kadının seninle ha ne olacak gittin bir hamle yaptın öpmeye kalktın fingirde eşmeye kalktın bir takım şeylerle ilgini belli ettin kadına e en fazla ya sen beni yanlış anladın der. Ya affedersin yanlış anlaşılmış. E sonra next dersin bir dahaki dersin geçersin yenisini alırsın. Bu kadar büyütülecek bir şey değil. Ama hamleni yapman lazım. Beklemeyeceksin kardeşim. Benim etrafta gördüğüm, bana gelen sorulardan anladığım ve dinlediğim kadarıyla bizim erkek kardeşlerimizin büyük kaybettiği noktalardan birisi Arkadaş hamle yapmıyorlar. Düşünüyorlar, düşünüyorlar, hesaplıyorlar, kitaplıyorlar. Bu arada bunları düşünürken yüceltiyorlar da, yüceltiyorlar. Kadını gözünde büyütüyorlar. Sonra elli bile tutmadıkları kadına aşık falan olmaya başlıyorlar. Hani çünkü o kadar büyüttüler ve o kadar şey ki kafada farklı kurgular var. Arkadaş ne yapsın kadın sizi? Bak bir kadın karşısındaki erkeğe toplam 3 saniye içinde, 3 saniye içinde süzüyor ve o adamla yatağa girip giremeyeceğine 3 saniyede karar veriyor. Ondan sonraki kurgu ve gelişmeler onu yükseltip, o gerilimi yükseltip, o cinsel gerilimi yükseltip onunla yatağa girmek veya duygusal gerilimi yükseltip onunla ilişkiye girmek sizin maharetiniz. Kadın 3 saniye, 5 saniye içinde kararını veriyor ve bunu sizin tecrübe ederek okuyor olmanız lazım. Yani güzel kardeşim sen burada ben bir iki tane konu anlatmışsın, bir iki tane tecrübe anlatmışsın. Yani daha senin çok tecrübe etmen lazım az önce dediğim gibi reddedileceksin. Reddinden dersini çıkaracaksın. Sonra <laughs> yeni sulara yelken açacaksın. Bu iş bu kadar basit. Tecrübeyle öğrenebileceğin şeyler. Oturup da okuyarak veya YouTube'dan dinleyerek öğrenemezsin. Ha YouTube'daki o nasıl kadın tavlanacağına dair kanallarda şöyle bir faydası olabilir sana. Orada bir takım çok bariz farklı senaryolarda çalışabilecek taktikler de anlatırlar. Yani o taktikleri dene ve o taktiklerin çalışmaz diye bir iddiam yok. O taktiklerin sadece nerede çalışacağını bilmek, anlamak ve onları uygulamak bir tecrübe işidir. Yoksa o bir sürü dedim ya içerik üreticinin hazırladığı bu tür eğitim şeklinde işte kadınlara yaklaşmanın yolunu anlatan farklı ortamlarda ve kadınlarla ilişkiye nasıl girebileceğinizi anlatan taktikler sadece standart olarak her yerde çalışan taktikler değildir ve onları deneyip yanılarak sen nerede ne yapacağını, hangi kadına, hangi ortamda nasıl yaklaşacağını öğrenirsin. Kafası da çalışan bir kardeşimizse bir hatayı bir defa yaptığın zaman zaten bu işte yapabileceğin toplam 10 tane falan hata var. Bu 10'unu da yaptıktan sonra artık o redler evete, kabule dönmeye başlayacak. Kendini geliştirdiğin zaman da sen bir şey teklif etmek veya bir şeyin peşinde koşmak zorunda kalmayacaksın. Bak biz erkek olarak avcıyız da size bir sır vereyim arkadaşlar. Kadınlar da avcıdır. Belirli bir yere kendini getirmeyi başardığın zaman, belirli bir değerin üzerine çıkmayı başardığın zaman sen merak etme kadınlar da sana yürüyor olacak. Ve bir yerden sonra sen seçici hale geleceksin anlatamadığım, benim arkadaşlar anlatmakta zorlandığım şey şu. Sadece siz avcı değilsiniz, kadınlar da avcı. Ama sizin çaba sarf ediyor olmak zorunda kalmanız henüz daha değerini alamamış, yeterince güçlü avcılar olmadığınız için siz kadın peşinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksa belirli bir yerden sonra koşmayacaksınız ben size söyleyeyim. Yeter ki amacınız olsun, yolunuz belli olsun. Bak yazdığım kitabın birinci bölümü kadına aittir, ikinci bölümü erkek gelişimine aittir. Erkeğin yolu diye nasıl erkek olunur nasıl adam olunur ne yapmak lazım zaman yönetimi disiplin oyuna dair bazı şeyler yani amaçlar bunların hepsini oturduk kitap haline getirdik e kardeş bir zahmet okuyu verin. Hani daha ne yapalım? Son olarak maskülen olmaktan bahsetmişsin. Şimdi spor salonuna gitmek olumlu ve faydalı çok güzel bir şey. Ve hayatının geri kalanında sporu asla bırakmayacaksın. Ve özellikle de ağırlık kaldırmayı bırakmayacaksın. Çünkü erkeksin. Yani erkek olarak biz ağırlık kaldırmaya, güç patlamasıyla çalışan sporları yapmaya tasarlıyız. Dövüş sporlarına da gidiyorsun. Güzel. Maskülen olmak için bunları yapıyorum diyorsun. Güzel bir adım ama maskülen olmak, kaslı olmak veya maskülen olmak işte dövüş sporlarını iyi bilmekle alakalı bir şey değil yani maskülen olmanın bir sürü unsuru var. Yine bununla alakalı çok içerik ürettim, yine öğretmeye devam ediyorum. Aynı şekilde maskülen olabilmek için duygusal kontrolünü geliştirmen lazım. Bak duygusuz olamazsın ama duyguları kontrol edebilirsin. Bununla alakalı da programlarımız var. Otur not alarak izle lütfen. Maskülen olmanın temelinde gücün olduğu kadar kendini geliştirmek de var. Dominasyon da var, liderlik de var, cesaret de var, korkusuzluk da var. Bakın korkusuzluk dediğim şey böyle cesaretiyle her şeyi atlamak değil. Yine duygu kontrolüyle alakalı bir şey. Şimdi ben zannediyor musunuz korkusuz, manyak bir adamım? Yo hayır herkes gibi dönem dönem benim de kaygılarım ve korkularım oluyor mu? Oluyor ve olması son derece doğal ve insani. Ama önemli olan bu korkuların olmaması değil, bu kaygıların olmaması değil. O korkuların ve kaygıların kontrol edilmesi. Duygusal istikrar, duygusal stabiliteye sahip olmak ve o duyguları o duygulara hükmederek mantıklı karar verebilmek maskülenlik. Şimdi yazdıklarından benim anladığım kadarıyla bu cesaret kırılması, sosyal anksiyete kaygılar şu anda seni kontrol ediyor. Spor yapmak senin bu kaygılarını, bu cesaret kırılmasını ortadan kaldırmayacak anladığım kadarıyla dış görünüşünde çok fazla bir sıkıntı yok. Ve sen böyle bir vücut geliştirmeci olarak six dolaşınca muhteşem böyle maskülen bir adam olmayacaksın. Üzerine de şu anda sana red veren kadınlar atlamayacak. Bak ben çok bunun örneğini gördüm. O salonlarda ömrünü tüketip gerçekten six dolaşan adamların elinin ayağının titrediğini ortama girdiği zaman ilk etapta dikkat çekip ondan sonra ortamlardan, sosyal ortamlardan eli boş çok çıktığını gördüm. Çünkü kadınlar bizler gibi değil. Yani sen sadece bir kadını çok güzel olduğu için, sadece güzel olduğu için, fiziği iyi olduğu için üzerine yürüyüp elde etmek için yatırım yapabilirsin. Ama kolay kolay, büyük bir çoğunluğu diyeyim, hiçbir kadın sadece ve sadece fiziğiniz güzel olduğu için, ay ne kadar kaslı, ne kadar yakışıklı adam diye gelip size yatırım yapmayacak ve siz o arkadaki duygusal zayıflıkları gösterdiğiniz zaman o güçsüzlüğü, o muhtaçlığı gösterdiğiniz zaman Brad Pitt olsanız yine reddiyeceksiniz. Yine yalnız kalacaksınız, zorlanacaksınız. En fazla böyle yaşlı teyzelerin oyuncağı olursunuz. Yaşlandıkça bunlar daha yırtıcı olurlar ve aynen bir erkek gibi sadece fiziğe bakarak, sadece cinsel amaçlı beraberlikler, yaş ilerledikçe özellikle 40'ı geçtikten sonra artar. Gider, kırkını geçmiş kadınlara evet seni paramparça ederler. Hani yatağı, tecavüz bile edebilirler ama amacın bu mu? Yani o duygusal kontrolü sağlamak, o maskülenleşmek maskülenlik bir bütündür ve amaçlarını koymak, hedeflerini koymak, kendini geliştirmek, duygularını kontrol etmek, cesur olmak, dominant olmak, lider olmak, ustalık bir sürü unsuru vardır. Şimdi içerikleri tüketirken kadınları nasıl tavlayacağım içeriğini yani tabii tüketmeyin diyemem, tüketiyorsunuz ama okey tüketin ama burada daha önemli olan kendi yolunuzu çizeceğiniz ve o saygıya hak edeceğiniz saygıdeğer bir erkek olacağınız, adam olma yolunda ne yapacağınızı söyleyen içerikleri daha fazla tüketmenizi tavsiye edeceğim. Bugünlük bu kadar. Daha çok genç bir kardeşimizsin. Yolun daha çok başındasın. Hatalar yapacaksın, düşeceksin, kalkacaksın, başarıların olacak. Tecrübe edineceksin, çarkı çevireceksin, nasip diyeceksin, geleni beğenmeyeceksin, tekrar çarkı çevireceksin. İşte buna Thomas'i tabak çevirme diyor, bir e, jongdör gibi bir sürü kadınla flört etmeyi öğreneceksin. Yedek tutmayı, de tutmayı öğreneceksin ve zamanı gelince zaten kadın işi önemsizleşecek Çünkü ben sana şeyi söyleyeyim yani kadın dediğinde çok bir şey yok her tarafta var yani dünyada 4 milyardan fazla erkek var 4 milyardan fazla kadın var ki bulursun kadından daha çok bulabileceğin bir şey yok senin şu anda eğitimin senin şu anda geleceğini planlaman senin toplumsal rolün toplumsal statün. Başarın kadınlara ulaşmandan daha önemli. Çünkü eğer istediğin vasıfta, istediğin nitelikte kadınlara ulaşmak istiyorsan önce senin değerinin olması lazım. Kendi değerini arttırman lazım. Kendi değerini artırdığın zaman zaten kadın ulaşıp ulaşmamayı çok önemsemeyeceksin güzel kardeşim. Yani kadın ulaşmak ondan sonra hayatının önemli bir konusu ve önemli bir hedefi olmayacak. Ve o zaman bolluk bilincinde yaşayacaksın. Şu anda sen daha kıtlıktasın. Bir tanesini bulamamışsın. Bir tanesini bulamadığın için mücadele ediyorsun ve bu bir zamanlar hepimizin geçtiği mücadele. Kimi 13-15 yaşında atlatıyor bu mücadeleyi kimi 25-30 yaşında bu mücadelenin içinde oluyor. Sen daha çok gençsin bunları bence çok takma. Kendine odaklan. kız Isırlardan bu kadar. Hepinize sevgiler. Bir dahaki programda görüşmek üzere.